Sevgili izleyiciler, Geziyoruz programında sizlerle birlikteyiz ve CHP Acıpayam Belediye Başkan Adayı İlhan Özcan var yanımızda. İlhan Bey ile gezmeye devam edeceğiz bugün. İlhan Bey, siz hiç durmuyorsunuz maşallah. Gezmeye evet. Devam ediyorsunuz. Bugün neredeyiz? Bugün Aliveren'deyiz. Geziyor programının ikincisini birlikte beraber çekme şerefini... Aliveren'den başlayacağız. Aliveren'den başlayacağız. Biliyorsunuz daha önceki Pamukkale TV izleyicileri işte bir tur yapmıştık. Gireniz Deresi turu. Bugünkü turumuzu Aliveren'den başlıyoruz. Aliveren, Acıpayam 30 kilometre uzaklıkta 700 nüfusa sahip köylerimizden bir tanesi. Tam dağların içerisinde devletten harika, en az evet. hizmeti alan yerlerden bir tanesi. Adını da kirazdan alıyor. Aliveren kirazı çok ünlü ve meşhur. Evet. Aliveren'i Aliverenler dışarıda bizler Acıpayam'da Aliveren denince Aliveren kirazıyla biz onları anımsıyoruz. Bunun için Aliveren'in Acıpayam'da apayrı bir yeri var. Ama Aliveren devlet hizmetlerinden de en az hizmeti alan yerlerden bir tanesi olduğunu söyledim. Niye derseniz Aliveren gerçekten de çok güzel, şirin bir köyümüz olmasına rağmen burada 4 tane havuz var. Bunlarla sulama suyunu yapıyor köylerimiz. Havuzlar kimisi delik, kimisi efendim çatlak ve tekrar bu havuzların yenilenmesi gerekiyor. Çünkü buradaki sulu tarım o havuzlarda biriken sular vasıtasıyla yapıyor. Arıkları çok berbat. Sulama arıklarının yenilenmesi gerekiyor. O yolları çok kötü. Zaten dağlık bir arazi. Tabii Aliveren'in sorunlarını saymakla biz burada bitiremeyeceğiz. Niye ben bunu söylüyorum? Aliveren'de bir özelliği de var. Bu iktidara %90 oy veren köylerden de bir tanesi. Evet. Ve biz bu köy için özel bir önlemler düşünüyoruz. Ormancılık da yapıyor. Ormancılık köyü ama orman köyü ama ormandan faydalanamıyor biliyorsunuz. Toprakları evet. çok sınırlı, çok az sayıda toprakları var. Yolu çok kötü ve Aliverenler 10 yıldan beri Çameli Acıpayam yolunun yapılmasını bekliyorlar dört gözle. Tam Çameli ile Acıpayam arasında. Ortasında. Evet. Çünkü Çameli buradan 50 kilometre dersek aşağı yukarı biz 30. kilometredeyiz. Ve bu 10 yıldan beri bitirilemeyen yolun özlemini Aliverenler bugün çok önemsiyorlar. Bunun için de biz eğer bize nasip olursa Acıpayam Belediye Başkanlığı, Çameli Belediye Başkanlığı'nı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alır isek ben buradan Aliverenlere, tüm Denizlilere söz veriyorum. Bu yolu biz çok kısa süre içerisinde Denizli Belediyesi'nin, Denizli İl Özel İdaresi'nin bize geçen araçlarıyla birlikte bu yolu bitireceğiz, tamamlayacağız. Niye biliyor musunuz bu yol yapılmıyor? Çünkü bu köylüler, Çameli zaten bu iktidar oy veriyor. Bu iktidar da nasıl olsa bunlar bize oy veriyor diye bu yolu yapma gereğini duymuyorlar. Bana göre bunun içinde inşallah bu belediye başkanlığı bize nasip olur. Aliveren hizmetleri yapma şerefine biz layık oluruz. Evet. Çünkü Aliverenler benim de baba tarafımdan hemşerim. Ben de burada Çameli'nde Kalınkos köyünde şoför Sami Özcan'ın oğluyum. Evet. Bir gönül bağımız var. Burada akrabalarımız var. Aliverenlerin bir başka özelliği de ben şuna inanıyorum. Her ne kadar genel seçimlerde siyasi partiye oy verse de yerel seçimlerde İlhan Özcan'a oy vereceklerine inanıyorum. Bu bağlamda biz Aliveren'in sorunların çözümlesi konusunda daha neler yapılabilir diye şöyle notlarıma baktığım zaman artık Aliveren'de arıkların ve yolların taşların döşenmesi konusunda da ben üstümüze düşen görevi yapabileceğimiz konusunda Aliverenleri burada Aliveren meydanında onlara söz veriyorum. Bize güvensinler. Biz bu işi yapabilecek nitelikte olan insanlarız. Aliveren gerçekten de bizim önemsediğimiz, bizim değer verdiğimiz, en çok hizmeti alması gereken yerler olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Aliveren'in ne gerekiyorsa yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün gezeceğiz, dolaşacağız. Hava kapalı, yağmur, çamur demeyeceğiz. Kadir arkadaşım da tabii detay evet, görüntüleri gösterecek. Şimdi elinizde liste var. Evet. Siz tabii ki sadece gezmeyle değil, ayrıca dersinize de çalışıyorsunuz. Evet, doğru. Köy köy, kasaba kasaba, Ahmet. Belde belde bütün sorunları herhalde döktünüz masaya. Şimdi yatırdınız. Ahmet Bey, buradaki Geziyor programıyla amacımız şu. Hem Acıpayam'ın beldelerini, köylerini, tüm Denizli halkını tanıtmak. Evet. Hem bu gezi vasıtasıyla da hiç adı sanı duyulmamış, televizyon ekranlarına gelmemiş bir Aliveren'i televizyonlardan hem Denizli'de yaşayan Aliverenleri
göstermek, hem de bu sorunları yerinde tespit ederek bunu hem kamuoyunun dikkatini çekmek, hem de sorunların gündeme getirilerek bunların çözüm yolu bulunması konusunda yetkililerden de bir yerde yardım istemek. Biz bunun için yollara düşüyoruz. Bunun için Pamukkale TV'ye sizleri buraya kadar yoruyoruz. Bakın, yağmur demeden, kar demeden, kış demeden bu çalışmaları sizlerle beraber yürüteceğiz. Ben bu çalışmalarda öncelikle bizlere eşlik için sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, böyle güzel yerleri bizi gezdirdiniz. Bu bir başlangıç bugün. Bundan sonra daha Darıveren'e gideceğiz. Darıveren'den Dedebağ'a, oradan Acıpayam'a, Kumavşırı'na, Kumavşırı'ndan Gümüş Yazır, Dodurgalar, Yumurtaş ve Yeşildere, Yeniköy ve Ucarı köylerini kapsayan bugün bir gezimiz olacak. Pamukkale TV izleyicileri bizden ayrılmasınlar. Çok önemli sürprizlerimiz. Onlar zaten çok memnun çünkü Pamukkale TV sayesinde Denizli'nin bilinmeyen yönlerini, bilinmeyen köylerini, kasabalarını geziyorlar. Tabii. O zaman biz Ali Verenli vatandaşlarımıza da şöyle mikrofonu uzatalım. Tabii. Bakalım neler diyecekler. Sizin anlattığınız sorunlara nasıl bir çözüm bulunabilir? Gel şöyle kahveye hem gezelim edelim, hem de röportaj yapalım. Arkadaşlarımızdan bu konuda Ali Verenler neler söylemek isterler? Şimdi Ali Veren'e geldi. Ali Verenler bizi konuşturmadı demesinler arkamızdan. Tabii ki. Burası Hozzi Meydan. Tabii mikrofon ki. Burada, ekranlar burada. Ali Veren konusunda. Bu mikrofon herkese açık. Herkes şöyle, açık. Şöyle sizi alalım. Tanıyabilir miyiz? Buyur. İsmim Ahmet. Ali Verenlisiniz. Ali Verenliyim. Şimdi İlhan Bey çok güzel anlattı. Buranın sorunlarından bahsetti. Kendisi de yazılı bir şekilde konuyu masaya yatırmış. Sizin eksikleriniz nelerdir? Neler düşünüyorsunuz? Şu anda altyapımız yok. Yol sorunumuz var. Kanalizasyon sorunumuz var. Bunlar. İlhan Bey onları çözmek için buraya kadar geldi. Birlikte İlhan abi geliyoruz. İlhan abi olmuş zaten bizi tanıyan olmayacak. Öyle. Peki. Biz hemen şöyle abilerimize yaklaşalım. Siz tanıyabilir miyiz? Mustafa, Ali Veren. Mustafa Bey, çiftçilik mi yapıyoruz? Çiftçilik yapıyoruz. Sorunlarımız büyük mü? Arkadaşın dediği gibi aynısı ya. Yani burada ilk başta bir yol sorunu var diyorsunuz. Yol sorunu ulaşım var. Ulaşım sorunu var. Tabii canım. Onun dışında bir altyapı sanırım sorunu var. Altyapı tabii. Ama aslında baktığınızda da harika bir yer yani, böyle dağın eteğinde tam yaşanacak bir yer. Burayı biraz da güzelleştirmek lazım değil mi? Tabii, yaşanır hale getirmek lazım. Evet tabii. Tamam. Peki tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen şöyle yaklaşalım abimize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Köyümüzü geldiğiniz için teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Böyle güzel yerde bizi ağırladınız. Sağ olun. Şevki Konaç. Evet, siz de çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Sorunumuz, kirazımız var, kimse tanımıyor. Evet. Honaz bizden götürürdü fidana. Honaz aldı yürüdü, biz kaldık. Altyapımız yok. Ulaşım zor olduğu için mi? Ulaşım değil. Yani yollar güzel olsa ulaşım daha rahat. Evet. Tanıtamadık. Evet. Altyapı yok. Sulama sularımız organizasyonsuz. Beynel münel. Bunları... Peki dağın eteğinde bir yer burası. Deseler ki sana, ya sen burayı bırak şöyle daha düzgün normal bir yere git dese, gider misin? Hayır. Neden? Biz burada doğduk, burada büyüdük. Evet, ben olsam ben de bırakmam sevgili izleyiciler. O kadar güzel yerler ki. Yani insan o yollarda bile, biraz sonra Kadir arkadaşım fırsat bulursak çekecek, o dağ yollarında nefes almanız bile yani Denizli merkezdeki 100 nefesten daha iyi bir nefes diye düşünüyorum ben. Benim bile ciğerlerim açıldı. Evet, burada abi? İnsanlar uzun ömürlü. Evet. Bu uzun ömürlü olmalarının tek nedeni de bu temiz havası, doğa güzelliği ve hiç hormon bulaşmamış besinlerle beslenmeleri. Siz eczacılıkla yaptınız aslında. Benim eşim eczacı ama ben eczaneciyim yani biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Baktığınız zaman insanların böyle yanakları kırmızı böyle daha diri değil mi? Ama bu, burada en büyük sorun da gençlerimiz burada işsiz. İşsiz oldukları için de erken yaşta köyü terk etmek zorunda kalıyorlar. Ve kadınlarımı çok çalışkan Ali Veren'in, evet. Acıpayam'ın dahil, çevrelerin dahil bütün kadınların yapması gereken işleri onlar yapıyorlar. Buradan çok işçi sabahleyin çıkıyor, akşama dönüyor. Bütün orman işçileri buradan temin ediyor orman dairesi Acıpayam'da. Evet. 3-4 tane kamyon işçi yani ve otobüslerle Acıpayam ve çevresindeki ormanın işleri de dahil burada çalışarak kadınlar geçimlerini çok zor şartlarda devam ettiriyor. Yolları biraz kötü. İşte o yollar düzeldiğinde aslında çok kötü. Ticaret de İşte söyledik, tekrar edelim. Burada 10 yıldan beri bu Ali Veren'in bir yol özlemi var. Ne yazık ki
devletimiz her yolu yaptı, bir türlü Alıveren yolunu yapamadı. İnşallah bu yolu bitirmek yani. Bize nasip olur. Burada, evet. Bizim bu konuda yetkili mercilere geldiğimiz zaman, çünkü biz biliyoruz çekilen çileleri. Ben de Çameli Lisesi'nde 3 yıl öğretmenlik yaptım. Evet. Bu yolları çok gittim geldim ve inanır mısınız bu çağda bu yolların olması bize yakışmıyor, Türkiye'ye yakışmıyor diye düşünüyoruz. Bunun için bu konuda biz üstümüz düşen görevi yapacağımıza bu Alıverenlerin bu meydanında söz veriyoruz. O zaman çayımızı için dediler. İçeri girelim, şöyle güzel bir çayını içelim. Ondan sonra yolumuzu devam edelim. Yolumuzu hocamıza bağladık. Evet. Bekliyoruz inşallah. Tamam, biz de zaten takipçisi olacağız Pamukkale'deki olarak. Sağ olun. Öyle. Başkan olduğunuz zaman dört dörtlük hizmet gelecek. Vallahi bizim yerimiz yurdumuz Hacı Peyam. Evet. Bizim sloganımız şu: biz doğduğumuz, doyduğumuz, evet, ve birlikte yaşamaktan gurur duyduğumuz bu insanlara hizmet etmenin şerefine ulaşmak istiyoruz. İnsanlar inşallah bu yetkiyi bize verirler. Allah'ın izniyle de bu hizmetleri yapmak bize nasip olur diyoruz ve Alıverenlerden izin isteyerek yolculuğumuzu Darıveren'e doğru devam ettiriyoruz. O zaman şimdi biraz Kadir arkadaşımla görüntülerle baş başa bırakalım. Şöyle Alıveren'in güzel görüntüleriyle biz orada birer çay içelim. Başkanım, arkada evet, inanılmaz bir manzara var. İnsanlar balkon balkon yapmışlar, toprak az önce dediğiniz evet, gibi. Dağlık arazi olduğu için de maalesef balkon balkon tarlalı haline çevirmişler. Tabii bu doğa güzelliği karşısında insanın hayran olmaması mümkün değil. Ve bu gerçekten de siz baharın ilk yeşerdiği zamanlarda buraya geleceksiniz. Yeşilin her türlü tonu var ve gerçekten de bizim memleketimiz cennet. Ben şunu gördüm, kendim beyaz eşya ticareti yapmam dolayısıyla da yılda iki defa yurt dışına çıkma ve 15 yılda 30 tane ülkede 60 tane şehri gezme şansı buldum. Gerçekten de bizim Türkiye'mizden güzel. Kesinlikle. Gerçekten bizim Türkiye'mizin denizi, bizim Türkiye'mizin doğa güzellikleri gibi güneşi, her şeyi gerçekten çok mükemmel. Ben bu memlekette sevdalıyım desem yeridir. Vallahi ben yüzlerce dönüme şu bir karış toprağa yani, kesinlikle evet, değişmem. Evet. İnanılmaz şimdi Kadir İnanılmaz arkadaşım da gösteriyor Pamukkale TV izleyicilerine. Evet. Çok güzel, o kadar güzel bir manzara var ki tam böyle yamaçta. Evet. İnsanlar küçük küçük topraklara ekmişler, biçmişler. Evet. Bu toprakların değerini bilmek biz lazım. Biz buradan Alıverenlere şöyle bir el sallıyorum ben. El sallayalım. Ha, belki bizi gören olur. Ama gerçekten de seyrettikleri zamanda Alıverenler de ya bizim ben köyümüz bu kadar da güzel miymiş diyecekler. Evet, şöyle evet, oturup bir çay içmek var ya ömrü bedel. Vallahi Ahmet'im iyiyiz de gezimize devam edelim. Devam edelim yolumuz. Yolumuz uzun. Vaktimiz var. Yavaş yavaş gidelim. Sevgili izleyiciler, CHP Hacı Payam Belediye Başkanı adayı İlhan Özcan'la gezimiz devam ediyor. Sayın Özcan, evet, yine Hacı Payam'ın ayrı bir güzel yerine geldik. Nereye geldik? Nereye geldik? Şimdi Kara Ardıç'a geldik. Şimdi diyecek ki Pamukkale TV izleyicileri, Kara Ardıç neresi? Evet, neresi? Kara Ardıç, burasının eski adı. Burasını 1399 yılında Karaağaç Baba'nın oğlu Abdülbey tarafından bir ardıcın dibine Abdülbey çadır kuruyor ve buranın adına Kara Ardıç olarak koyuyor. Evet. Daha sonra
tarlaların sulanmasıyla birlikte, daha sonra mısırların daha çok ekilmesiyle birlikte, o biz bunu mısır demeyiz, buralarda darı derler. Adı da darıverene dönüşüyor ve daha sonra da burada şimdi darıveren de 1957 yılında da belde teşkilatı kuruluyor. Acıpayama uzunluğu hoş bulduk Hacı abi, nasılsın? İyilik. İlhan Bey, seni de burada çok seviyorlar. Allah'a şükür. Darıveren. Şimdi yoğunmuşum. Ha, şimdi burada da bugün darıvereni tanıtacağız. Darıveren konusunda da bugün Çakır'da havuç şişesi yapıp duruyordu. Televizyondan bak. Şimdi de darıverenin domatesin başkenti olduğundan bahsedeceğiz. Domatesin burada en iyi üreticilerin darıverende olduğundan bahsedeceğiz. Darıverenin de toplaştırmasının yapılması gerektiğinden, toplaştırma yapılmadığı için de su borularının oradan oraya taşındığından ve çiftçilerin bu konuda çok büyük zorluklar çektiğinden. Konuş bak, mikrofon burada. Hemen bak, mikrofonu söyle. İlhan abim dersine çalışmış. Bütün sorunları biliyor. İki tane kanal var bizim. Evet. Bizim Dalaman Çayı bizim köyün arazisinin ortasından geçiyor. Evet. Bu Dalaman Çayı'nı belediye devretti. Devlet su işlerine. Devlet su işler birlik kodu. Evet. Bizim sulara vermeyeceklermiş. 80-100 seneden beri akan kanallardaki suya. Evet. Bu sefer kestiler. İşte bakın, bu mikrofonları biz bunun için Pamukkale TV buraya getiriyoruz. Beldelerimizin sorunlarını burada köylülerimiz kendi ağızlarından yetkililere duyursun istiyoruz. Biz de Allah nasip eder belediye başkanı seçilirsek de buradaki sorunları yerinde tespit edip vatandaşlar ile bu sorunları paylaşalım istiyoruz. Bunun için buralardayız. Suyu dedim, duydum ben de sen arkadaşlardan. Evet. Ben seçilirsem bu suyu kestirmeyeceğim demiş dedim. Dediler. Evet, evet. Ben de dedim ki eğer böyle bir şey varsa benim eski arkadaşın oğlu. Evet, ben Çöfer Sami Özcan'ın oğluyum. Evet. Rahmetli'nin. Bizim samimi arkadaşımızdı ya. Evet. Çok iyi tanışırdık. Şimdi tabii darıverendeki sorun sadece bundan da bitmiyor. Darıveren'de daha çok işte vatandaşlar burada çiftçilikle ve tarımla geçindikleri için de ve bu bölgenin de en güzel domatesini ürettikleri için de bu domatesin de pazarlanma sorunu var. Sebzelerin, biberlerin pazarlanma sorunu var. Biz burada düşündüğümüz şey, şimdi domatesin salçadan daha çok kurutularak satılması Avrupa'da çok değer bulan ve insanlarımızın kuru domatesi yarın pişirdikleri zaman, çünkü buradaki domatesler biz biliyoruz hormonsuz, toprağın öz kaynaklarıyla yetişen domatesler. Ne Antalya'nın domatesine benzer, darıverenin domatesi hiçbir yere benzemez. Lezzeti apayrıdır. Biz de nasip olur bize bu çay içeriz her zaman. Çayın hiç şey yok. Cuma vakti geliyor. Cuma sıkıştıracağı için burada biz de programımızı kısa kesmek zorunda kalacağız. Bir de burada bizim bahsedeceğimiz, yıllardan beri burada bir domates işleme tesisi adında bir tesis yapıldı. Bu atıl vaziyette burada bekliyor. Şu anda da Acıpayam Belediyesi'ne devredilmiş. İnşallah bu görev bize nasip olursa o tesiste biz daha işler hale getireceğiz. Çünkü orada biz onu il özel idaresinde, ben il genel meclisi üyesiyken o yatırım buraya yapıldı. Yatırım yanlıştı, doğruydu. Artık biz bunları tartışmıyoruz. Yatırım yapılmış. Yapılan işin de yanlışı olmaz. Ama önemli olan nedir? Bu yapılan yatırımı gerçek bir şekilde çalıştırıp halkın hizmetine sunabilmektir. Biz bu konuda inşallah çaba göstereceğiz. Şimdi de ben mikrofonları Ahmet Bey, buranın eski muhtarlarından. Ben bir saniye demeden geçemeyeceğim. Görevdeyken imzam vardır Aydın'da. Darıveren kasabası kamuleşmeye elverişli değildir diye. Evet. Bizim burası hep fidan. 100 senedir Hacı amcanın dediği gibi Dalaman Çayı geçiyor. Susuz. Yani vakti ki, yani tarım var. Yapılan bir yer için önemli değil mi? Susuz. Çok önemli. Ben vakit kısaymış, fazla iş yapmıyorum. Merhaba. Sen bir iki sorundan bahset muhtarım. Tamam dedim ben. En büyük, en büyük sorun su dedi. Evet. Su sorunu var. İkinci su kanal sorunu var. Ha. Evet abim de biraz. Beton kanalının sorunu çok bizim için önemli. Nedir sorun? Sorunları beton kanalına su verilmeyecek. Beton kanalı. Öte yaka, beton, eski beton kanalı. 100 senelik kanal bunlar. Aynı beraber bir tarafta. Buna su vermeyeceğiz diyorlar. Bu sene evet.
Haltada iki gün verdiler. Evet. Gerisini kestiler. Evet. Şimdi hiç verilmeyecekmiş diyorlar. Bu birlik oraya bent aldırmayacakmış koya. O evet. Bende önüne gelince çay şişiyormuş, devlet temizlemiş. Su varsa hayat var. Su varsa, bir dakika geçiyor bakın. Su varsa, tarla suyu ulaşıyorsa bu çiftçi öyle geçinecek. Tabii. Öyle geçim kaynağını sağlayacak. Bunun için bizim suyu gerçek bir şekilde kullanımının önünü açmamız lazım. Buradaki yasal engeller varsa bunları kaldırma konusunda çaba göstermemiz lazım. Bu sorunun inşallah çözümü konusunda hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Bu varlık verilmesi lazım yani. Yani bu konuda bu suyun sorunun çözümü konusunda da gerekli çabayı göstereceğiz. Burada dara verenleri bu konuda. Burada zaten çiftçilik dediğiniz gibi çok önemli. Evet, Dalaman çayının geçtiği bir yer. Geçtiği bir yer. Domatesiyle meşhur. Evet, evet. Dara veren dedim zaten girişte yani, çıkışta da. Buradaki bu geziyoruz programının da bir amacı hem beldelerimizi Denizli'de yaşayan darı verenlere, darı verende yaşayan darı verenlerin de artık sesi soluğu olmak. Evet. Burada bak Hacı abimiz kendi sorunlarını gayet iyi. Çünkü bu insanların sorunlarını dinleyecek insan arıyor bu insanlar. Artık bu konuda bu sorunları kulak verecek, sorunlarının çözüm yolu konusunda da çaba sarf edecek insanlar arıyorlar. İnşallah biz bu konuda sorunları biliyoruz, yerinde tespit ediyoruz. Çözümü konusunda da olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz diyorum ben. Biraz sonra ezan okunacak, evet. Cuma'ya gidecek vatandaşlarımız. Yani hayatlarını idame ettirmeleri açısından sevgili izleyiciler bu sorunlar çok önemli. Bu sorunları çözmek için de Sayın İlhan Özcan da yerinde tespit ediyor. Elinde listesi de hazır. Tabii ki bu sadece yazıda ve sözde kalmayacak. Evet. O makama oturduğunuzda artık kolları sıvamaya ilk günden başlayacak. Bunların çözümü konusunda biz varız. Evet. Onun için kendimizi ortaya yere koyduk. İnşallah halkın güveniyle bu işi biz başaracağız diye inanıyoruz. Acıpayam'da yaşayan kaç kişi? Acıpayam'da 56 bin. 56 bin kişinin vebali var. O 56 bin kişinin hayatını daha düzgün idame ettirmek için. Bir de bu insanlarımız biliyorsunuz 1300 yıllık tarihleri var. Bu tarihlerden bu yerleşim yerleri var. Yani bu insanların için bu topraklar altından değerli. Her şeyden daha değerli. Çünkü onların yurtları burası, vatanları burada. Ve tarım ve hayvancılıkla geçindiği için de domatesin sulanması içinde su olmazsa olmaz sorunların en önünde, en başında geliyor. İnşallah bu sorunların çözüm konusunda çaba sarf edeceğiz. Ben size teşekkür ediyorum. Bir güzel yerden başka güzel bir yere geçiyoruz. Dara verenden de dedem var. Evet. Tamam. Evet. O zaman yolumuza devam bakalım edelim. Bakalım artık. Belki tamam. Acıpayam'a geçeceğiz. Çünkü cuma cumadan sonra Acıpayam'da olacağız. Bey kolay gelsin. Sağ ol. Al oğlum çocuğum. Vallahi ilk ben tadına baktım herhalde. Baktın, çok güzel miydi? Allah kabul etsin. Evet, bugün cuma. Bizim kadın kolları başkanlığımız bunu böyle bir organizasyon yapmış. Biliyorsunuz Muharrem ayı içerisindeyiz. Evet. Muharrem ayı hayırların vesile olması gereken aylarımızdan bir tanesi. Bizim de böyle arkadaşlarımız böyle bir etkinliği, böyle bir hayırı uygun görmüşler. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Muharrem ayı olduğu için her yerde kazanlar kaynıyor. Tabii artık bu birliğin, dayanışmanın, güzelliklerin yaşandığı bir ay. Biz de Acıpayam'da hakikaten aşura gibi olduk. Birbirimize kaynaştık. Bundan sonra inşallah Acıpayam'da birlik, dirlik, bütünlük içerisinde yaşamayı Allah bize nasip eder.
Bu bağlamda ben tekrar bu konuda emeği geçen tüm kadın kolları başkanımıza, kadın kollarımızdaki görevli olan arkadaşlarımız kendi elleriyle pişirdiler. Evet. Kendileri bir imece yaptılar. Herkesin bu işte bir emeği var. Ben onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi Ali Veren, Darı Veren, Ali dolaştık. Veren. Buraya yetiştik. Aşureyi dağıttık. Buradan da şimdi Dedebağ'a gidiyoruz. Dedebağ'a gideceğiz. Gezimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aç Bey'im güzelliklerini, sorunlarını, aynı zamanda aynı yerden paylaşacağız. Devam ediyoruz. Tamam. Tabii bu ekstra oldu. Tamam. Böyle bir evet. Gezi programımızın içerisinde yoktu. Tabii Cuma günü vesilesiyle de böylelikle bir de hayrımızı da yapmış olduk. Allah kabul etsin. Tamam. Siz o zaman hayrınızı yapın. Biraz sonra yola tamam. Düşerim. Çıkalım. Tamam. Bir tane de ben yiyeyim olmazsa tabii, değil mi? Bir tane de siz yiyin. Tabii. Güzel olmuş vallahi. Tamam. Bir tane de ben yiyeyim. Tamam. Hadi afiyet olsun. Hadi sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Tadına bakamadınız hala daha. Henüz bakamadık daha. Yoğunlukta. Ama biz baktık güzelmiş. Öyle mi? Afiyet olsun. Evet. Önemli organizasyon. Yani ara sıra yaptığımız organizasyonlardan biri. Ne güzel yani her yerde kazanlar biraz, kaynıyor tabii ki. Biraz hava muhalefetimiz var. Yok, güzel şu anda yağmur yağmadı sözü sıkıntı yok. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oldu sağ olun. Sevgili izleyiciler, Geziyoruz programı devam ediyor. Sayın Özcan, şu anda neredeyiz? Şu anda Dedebağ'dayız. Biliyorsunuz Dedebağ bizim Acıpem'in 4. büyük beldesi. Evet. Yani 1. büyük beldemiz Yeşilyuva, 2. büyük beldemiz Akalan, ondan sonra Alaaddin geliyor, daha sonra da Dedebağ. Dedebağ'da 2150 kişi civarında bir insan yaşıyor. Acıpem'in 20 kilometre uzaklıkta. Köylülerin buradaki beldede yaşayanların esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Evet. Ve Dedebağ'da neyle meşhur derseniz Dedebağlılar çok güzel biber yetiştiriyorlar. Tarlaları sulandığı için de sebze türlü ağırlıklı üretim evet. yapıyorlar. Ve gerçekten de Dedebağ'ın çok çalışkan bir halkı var. Şimdi yeni yeni tütün dikmeye başladılar. Evet. Ve Dedebağ yıllardan beri çok şirin beldelerimizden birisi olmasına rağmen seçilen belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden Reşat Başkan belediyeyi 1 milyon 200 bin TL borç yani eski parayla 1 trilyon 200 milyar gibi bir borçla devraldı. Tabii burada devir almış olmasına rağmen hiçbir şey mi yapmadı derseniz burada hayati önem taşıyan insan sağlığı için tehdit oluşturan içme suyu borularının kanserojen etkisi yaptığı için o boruları yeraltı su şebekesini değiştirmekle işe başladı. Muhalefet belediye başkanı olmasına rağmen 2 milyon TL'lik yarısı hibeye yakın bir bedel ile bunun ihalesi gerçekleşti. Önce Dedebağ halkının sağlığını düşünerek böyle bir başkan adım attı. Şu anda bazı yerlerde tabii yolların bozuk olmaları bir takım şeyler bu su şebekesinin değişmesinden kaynaklanıyor. Gerçekten de çalışkan bir belediye başkanımız var. Yani Acıpem'de olmayan arıtma tesisini Dedebağ'da yaptı. Ben evet. kendisine gerçekten bu çalışmalar, bu kadar borçla devralan bir belediyeyi de yani yollarda taşların döşenmesi, işte arıtma tesisi ve içme suyu şebekesinin yenilenmesi gerçekten de Dedebağ'ı bir başka beldelerden farklı kılan bir özellik bence. Peki Sayın Özcan, şimdi bu beldeler Acıpayam'ın bir mahallesi olacak. Evet. 13 tane belde var Acıpayam'da. Evet. Bununla ilgili nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? Şimdi insanların kafasında en büyük evet. soru işareti bu. Şimdi belediye buradan giderse Acıpayam Belediyesi bize ne kadar yardım edecek? Evet. Ne kadar kısa sürede bize ulaşabilecek? En büyük kafalardaki soru işareti bu. Şimdi Ahmet Bey, Acıpayam Belediyesi bütçesi büyükşehir olmadan önce 10-12 milyon civarında idi. Şimdi 40 milyon civarında 2014 yılı bütçesi bağlandı. Yani evet. büyükşehir olmasıyla beraber hem belediyenin gelirleri arttı hem bütün nüfus alınan paralar Acıpayam Belediyesi'ne gelmeye başlayacak. Evet. Bizim düşündüğümüz Acıpayam'ı biz 3 bölgeden yönetmeyi düşünüyoruz. Bir Cennet Hanım'la çok güzel bir evet. gezi yaptık. Gireniz Deresi bölgesi dediğimiz Pınar Yazı Akalan'dan, Köke'den, Çakır'dan, Kelekçi'den, Akşar'dan, Gölcük'ten, Eskiköy, Kuzören'den,
daha sonra Güney Olukbaşı'dan, Benlik'ten, Hisar'dan, Çiftlik'ten, Gölcük'ten, Alcı'dan ve Kara İsmailler yol çatı, su çatı bölgesini biz birinci bölge olarak burasını ilan ediyoruz. Bu bölgeyi bakan bir belediye başkan yardımcısı olacak. Buradaki, bu bölgedeki hizmetleri o belediye başkan yardımcımız aracılığıyla orada biz merkez, orada vatandaşlar, merkez bir yer de belirlenecek. Yine merkezden mi? Merkezde de bu oradan gelen vatandaşların sorunlarını bakan bir belediye başkan yardımcısı olacak. İkinci olarak da sizinle başladık. Ali Veren, Darı Veren, işte Dede Bağ ve daha sonra hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Ondan sonra Gümüş, Kumavşarı, Gümüş, Yazır, Dodurgalar, Yumrutaş, Yeşildere, Ucarı, Yeniköy, Yüde içerisini alan ikinci bir belediye başkan yardımcımız olacak. Bu belediyelerin ağırlıklı olduğu bu bölgede de sorunlarında bu Aligöz mevkisinde yapacağımız bir hizmet birimi ile bu belediyelere ulaşmaya çalışacağız. Üçüncü başkan yardımcımız ise Oğuz, Kırca, Alaaddin, Yasüyük, Taraş ya da eski adıyla yeni adıyla Ovayurt, Apa, Karayük, Yeşilyuva, ondan sonra Kuyucak, ondan sonra Karayük, o yok Gölcük o tarafta. Artık o tarafta Yeşilyuva hattı bu. Karayük Avşarı, Sırçalık, Pınarbaşı ve Kurtlar'ı da içine alan bir üçüncü bölgemiz. Kuyucak diyecektim. Kuyucak diyecektiniz. Evet. O bölgeyi de içince alan bir üçüncü bir bölge olarak orasını ayırıyoruz. Oraya ayrı bir belediye başkan yardımcımız olacak. Muhtemelen belediye başkan yardımcılarımız da bu bölgeleri tanıyan insanlardan seçeceğiz. Evet. Ve bunun yanında da biz Acıpayam'da imar planı değişikliği yapmayı düşünüyoruz. Alaaddin'i, Oğuz'u, Kırca'yı, Acıpayam'ı, Pınar Yazı'nı, Akalan'ı içerisine alan yeni bir Acıpayam, Büyükşehir Acıpayam imar planını yeniden düzenleyeceğiz. 100 yılın Acıpayam'ın planını şu anda kurmak yani istiyoruz. Yeni yapılanma oralara yeni doğru yapılanmaya, gidecek. Çünkü evet. Acıpayam ileride bizim denizinin parlayan yıldızı olacak bir ilçe. Bunun evet. temellerini biz şimdiden atacağız. Evet, tabii şimdi. Konumuz Dedebağ. İsterseniz Dedebağ'a dönelim. Aynı çünkü şimdi burası da mahalle olacak. Oradan mahallesi. Evet, hiç kimse ki. Merak etmesin. Evet. Acıpayam Belediyesi'ni aldığımız zaman günlük rutin bu belediyelerine hizmetler yapılıyorsa biz bu hizmetleri yerine getireceğiz. Çöpleri düzenli toplanacak. Su arızaları yerinde ve zamanında yapılacak. Yolları eksik kalan parke döşemeleri yerinde ve zamanında tekrar oraları da döşeyeceğiz. Bunun için ne Dedebağ'da yaşayan vatandaşlarımızın ne Acıpayam 13 tane beldesinde yaşayan vatandaşlarımız önce Allah'a güvensinler, daha sonra bize güvensinler. Biz bu işin altından kalkabilecek güçteyiz. Bizi izlemeye devam etsinler. İnşallah. Bize güvensinler. Biz bu işlerin altından kalkabilecek ekip ruhuyla çalışan bir anlayışımız var. Ve Acıpayam'da gerçekten hem Acıpayamların hem beldedeki insanların bize gösterdiği güvenden ve bu güvenin neticesinde de bu işi başarabilme olan kendimiz olan güvenimizle birleştikten sonra Allah'ın izniyle her işin üstünden kalkacağız. Evet sevgili izleyiciler duydunuz Acıpayam'ı üçe bölecek Sayın İlhan Özcan. Bu üç bölgede de önemli sorumlu kişiler koyacak ve daha yakın bir şekilde hizmet ulaştırmak için elinden geleni yapacak. Tabii evet. Projeleri anlatmaya devam edecek. Şu anda Dedebağ'ındayız ve isterseniz şöyle kahveye doğru ben, yürüyelim vatandaşlarımızla. Dedebağlı vatandaşlarımızdan onların da düşüncelerini alalım. Onlar da bu konuda Dedebağ'ın yapılması gereken sorunları nelerdir konularında onlar da bir iki cümle alalım onlardan da. Ondan sonra da gezimizi yolumuza tekrar kaldığımız devam yerden devam edeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, Dedebağlı vatandaşlarla birlikteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Çetin Güner. Çetin Bey, İlhan Bey ile bugün geziyoruz programında. İlçe ilçe, belde belde, köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Bugünkü duraklarımızdan birisi de Dedebağ'ıydı. Evet. Hem Dedebağ'ını tanıtıyoruz, hem sorunlarını dinliyoruz. Size göre Dedebağ'ın en büyük sorunları neler? Dedebağ'ın en büyük sorunlarından bir tanesi tabii haliyle işsizlik. İşsizlik. Kasabamız 1968'de belediye olmasına rağmen iki dönem Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetimi ele aldı. Buna istinaden şu andaki belediye başkanımız Sayın Reşat Alkaya
gördüğünüz gibi diğer belediye başkanından 1 milyon 200 milyar liraya borçla devir almasına rağmen kendi çabalarıyla kasabamıza şu görüntüyü vermeye çalışıyor. Bunu istinaden kasabamızın içme suyu problemleri var idi. Bunu İller Bankası'ndan istek ve talepleriyle iki günümüz parasıyla 2000 lira diğer parayla 2 trilyon olmak üzere 1 milyonu geri ödemeli, 1 milyonu hiba şeklinde para talebinde bulundu. İçme suyu efendime söyleyeyim hatlarını tamamladı. Efendim arıtma tesisi kurdu. Bunu istinaden Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii ki bunu istinaden ilçemiz belediye başkanımız adayımız Sayın İlhan Özcan da böyle bir beklentiler içerisindeyiz. Evet. Ve başarılı olacağına da inanıyoruz. Kasabalılar olarak peşinde yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, İlhan Bey de zaten onun sözünü veriyor. Açık Bey'in 3'e böldü. O 3 bölgenin içerisinde bir bölge bu taraf. Ve burada da sorunları yerinde incelemek için kendisi de elinde bir rapor var. O rapor doğrultusunda eksikleri belirliyor. Evet. Ona göre de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hemen ederim. Şöyle abimin yanına yanaşayım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben benim ismim Hüseyin Ali Tekin. Ben İstanbul'dan emekli oldum geldim. Elektrik teknisyeniyim. Sonra emekli olduktan sonra Cipemak geldim. Orada 8... Buralısınız. Evet, buralıyım yani. Evet. Doğma büyüme buralıyım. Orada 8 sene kaldım. 8 seneden sonra işte buraya geldim. İşte buradaki arkadaşlarla beraber işte köyümüzde ne yaparız? İşte nelerle uğraşabiliriz? Ne yaparız gibilerden ilgileniyorum. Yalnız ben kendim hiçbir şey yapmıyorum. Yani çiftçilik de yapmıyorum. Şey yapmıyorum. Fakat arkadaşlarımı yani gördükçe böyle yani ben şimdi onların durumlarını gördükçe yani şey yapıyorum. Yani, bir şey yapasınız mı gelmiyor? Yani elimden bir şeyler de gelmiyor. Evet. Şimdi süt satıyorlar. Süt ucuz. Ondan sonra girdileri pahalı çıktılar. Ucuz şey geliyor. Ondan sonra şimdi tütün dikiyorlar. İşte tüccar ne verirse o şekilde, evet, o şekilde onu kabul ediyorlar. Yani bunun gibi yani böyle şey yaptığımız zaman yani sıraladığımız zaman yani bir sürü sorun çıkıyor. Haliyle mazot olayı var gene. Pahalı. Yani pahalı. İşte bunlar işte böyle şey yaptığımız zaman yani çok şeyler var. Fakat tabii düzeltilmesi gereken birçok şey var yani diyorsunuz. Düzeltilmesi gereken bir sürü şey var. Şimdi ne yapabiliriz diye işte düşündüğümüz zaman işte biz zaten İlhan Bey'le zaten daha önceden de tanışıyoruz. Ben gelmeden evvel de biliyorum. İşte düşündük yani işte elimizden gelen neyse yani yapalım diye diye beraber yola çıktık yani. Yani İlhan Bey'i daha önceden tanıyorsunuz, inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Tabii. İnşallah onunla yolumuzu devam edeceğiz. Tabii. Öyle diyor. Önceki seçimde de biz zaten Acıpayam'da zaten Hulusi Başkan'la beraber yola çıkmıştık. Fakat o bizi yolda bıraktı gitti. Ki onun da üzüntüsü var. Yani ondan da bir şeyler şey yapamadık yani. İşte onun için yani şimdi yeniden yola çıktık. İnşallah bu işi yani başaracağız ve buradaki arkadaşlar yardımcı olacağız. Ve bizim bu köyün insanlığı yani çok çalışkandır. Yani bu yörenin en çalışkan insanı buradadır. Evet. Ha, ama şeyi yok yani karşılığı yok neticede. Evet, yani çalışacak bir zemin yok. Evet. Hem çalıştığının karşılığını alamıyor hem de yapacağı iş yok. İşte mal bakıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Yani böyle bir İnşallah şey en kısa zamanda bu sorunlar çözülür. İlhan Bey de zaten onun için dolaşıyor. Hı-hı. İlçe belde notlarını alıyor. Evet. Her yere yetişmeye çalışıyor. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Evet Sayın Özcan, büyük küçük demiyorsunuz. Her yere giriyorsunuz. Köy, kasaba. Niye biliyor musun? Burada insanlar yaşıyor. İnsanın evet. olduğu her yerde biz varız. Evet. Bedirbey Köyü'de gerçekten de nüfusu az olduğu için 218 tabelaya baktığın zaman nüfusu var. Evet. Sanki burada insan yaşamıyor gibi Bedirbey Köyü'ndeki insanlarımız şimdiye kadar hep göz ardı edilmişler. Biz onları dedik hem bir Pamukkale TV ile bir ziyaret edelim dedik. Hem geziyoruz programı içerisine alalım dedik. Evet. Ve dolayısıyla da şimdi şu anda da köy kahvesindeyiz. Köy kahvesinde Bedirbey köylülerle birlikteyiz. Evet. Bu köyün en büyük özelliklerinden bir tanesi tarım ve hayvancılıkla geçiniyor diğer köyler gibi. Tabii nüfusu artmamasının nedeni de işsizlik. Biliyorsunuz gençler işsiz kalınca köyü terk etmek evet. durumunda kalıyorlar. İşte burada ben İl Genel Meclisi üyesi dönemimde de Bedirbey'de hem yollarda taşların döşenmesinde hem parkın yapılmasında hem eski okulun restore edilmesinde emeklerimiz geçti. Buranın da genç, çalışkan, yakışıklı bir muhtarı var. Evet. Bu hemen alalım muhtarı yanımıza. Muhtar arkadaşımız. Gel muhtar buraya. Muhtar arkadaşımız var. O gerçekten de köyü için bir şeyler... Dalaman Çayı da geçiyor burada. Dalaman Çayı da geçiyor. O, bu biliyorsunuz sulak bir yer tabii. Tabii köyün buradaki genel sorunları konusunda hem köylerimiz bu konuda neler söyleyecekse sorunlarını hem onların ağızlarından biz dinleyelim. Şöyle gidelim. Muhtar gelene hemen kadar. Abime... Kedisini de kucağına almış. Ha, abi bunun özelliği ne? Bu arkamdan gelmiş köy. He. Evden. Arkandan gelmiş. Arkandan gelmiş. Ben de kucağım. Sen tanıyabilir misin? Ben Bedir Beyli, Fidaverdi Ayar. Ahmet Ali'nin oğlu. Çiftçilikte mi uğraşıyor? Çiftçilik uğraşıyor. Nasıl buranın sorunları nelerdir şöyle kısa? Vallahi ben kafam şarj etmez yani. Felç geçirdim onun için. He, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. O zaman şöyle gidelim. Kedinize vallahi sadıkmış demek ki. Aslında kedi eve sadık derler ama evet. size sadık herhalde. Evet. Benim arkamdan gelmiş yani. Ne güzel. Abicim siz tanıyabilir miyiz? Bedirbey Köyü'nden Metin Çoban. Metin Bey, şimdi İlhan Bey ile birlikte köyleri, kasabaları dolaşıyoruz. Evet. Buraya da uğradık. Buranın dertlerini dinleyelim dedik. İlhan Bey zaten gerekince notlar alıyor. Sağ olun, çok teşekkür ettik geldiğiniz için. Evet, nedir buranın sorunları? Şimdilik öyle bir sorunumuz yok. Her tarafımız bayağı şey oldu. Suyun dibindesiniz zaten. Suyun dibinde, evet. Evet. Dalaman Çayı da geçiyor. Dalaman Çayı var. Suyumuz iyi. Nüfus az sadece değil mi? Yani tabii. İşsizlik yetişen, olduğu için. Yetişen denize gidiyor. Evet. Burada öyle fazla genç var da kendi şesinden. Arsası, tarlası evet. olan yapıyor. Olmuyor. Evet. Meslek öğrenmek için evet. gidiyor. Tabii tabii. Tamam. Hemen sizi tanıyalım kısaca. Ben Mehmet Ünal, Bedirbey Köyü'nden. Siz ne köyümüz, ben tarım emekliyim. Evet, bir tarımla uğraşıyorum. Köyümüz güzel. Evet. İmkanlar yardımla yapılıyor ama daha güzel olması için yeni gelecek arkadaşlardan ama büyükşehir olur ama evet. devletten olur. Daha güzel yardımlar olması için, köyümüzün daha güzel olması için evet. tabii bekleriz yani o hizmetlere. Bu evet. kadar yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şey değil. Evet Hacı abi seni tanıyalım. Hulusi Aksoy. Burada doğup büyüme. Evet. Ben emekliyim. Ne güzel. Çiftçilikle geçiriyoruz ama tabii arkadaşlarımız haliyle ektiği mahsulü önce pazarını bulamıyorlar. En büyük sıkıntı o. En büyük sıkıntı o. Biraz önce arkadaşlar sohbet ettik. Mazot haliyle gübre. Evet. Sıkıntılarımız ekserti bunlar. Bunlar olsa Allah'ın izniyle biz dağları deler geçeriz ama işte bunlar evet, da. Bizim köylerimiz çok çalışkan. He, şükür Allah'a köylerimiz çalışkan. Evet. Beraberiz, birbirimize yardımcı oluyoruz ama durumlar böyle işte. Diyeceğim bu kadar. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen kısa sizi de tanıyalım. Bedirbey Köyü'nden Ramazan Esen. Ramazan Bey. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Aslında avantajlısınız. Dibinizden Dalaman Çayı geçiyor. Evet, evet. Böyle güzel bu tarafta değil mi araziler genelde? Dalaman Çayı'ndan çok istifade etmiyoruz. Etmiyor musunuz? Etmiyoruz. Hmm. Sulamada falan kullanamıyoruz bunu. Dalaman Çayı ile ilgili de projeler var tabii. Onu da İlhan Bey anlattı evet, zaten. Evet, evet. Tabii nüfus az, yetişen gençler şeye gidiyor, ilçeye dışta, gidiyor. Dışta. Burada artık ihtiyarlar kaldı. Evet. Bizim gibi. İşte tarım dediği gibi Hulusi Bey'in girdiler, mazot, gübre, bizim sorunlarımız bu. Tamam. Onlar bir iyileşse iyi olacak inşallah. Genel sorun belli. Evet. Peki teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, gençler Denizli'ye göç ediyor ama gençte bir muhtarımız var. Evet. Onlara aslında önce olmanız gerekiyor. Evet. Fakat köydeki şartlar belli tabii ki. Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Bedirbey Köyü muhtarı Hakan Kaban. Hakan Bey, nedir genel sorun?
Aynen Hulusi amcam dediği gibi mazot. Evet. Mazot sıkıntısı var. Mazot bağlı. Tabii. Çiftçilikten önemli olan mazot değil mi? Evet. Yani üretici yetiştirdiğini satamıyor. Gübre. Belki ekim parası, belki mazot da bu kadar şey yapmayacak ama sıkıntı. Maalesef sıkıntı en büyük sıkıntı evet, en büyük sıkıntımız o. Siz genç mi muhtarsınız ya böyle evet. Baktığınızda biz hani genelde gittiğimiz zaman köy yerlerinde muhtarlar yaşça biraz daha büyük olur ama siz çok sevdikleri için mi seçtiler evet. Yoksa nasıl oldu? Evet sevdikleri için Allah razı olsun sevdikleri için seçtiler. Hocadan ne yapacak ya? Hocadan? Siz de tabii cevap veriyorsunuz halkın çok, sorunu. Tabii elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Merhaba. Peki. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de memnun oldum. Size kolay gelsin. Sağ ol. İlhan Bey de bu konuyla ilgili zaten dolaşıyor, geziyor, sorunları dinliyor. Evet. İnşallah o makama oturduğunda İnşallah. Kafasında birçok proje var. Buraya da nasıl bugün uğradıysa daha sonra da İnşallah. Uğrayıp İnşallah. Gerekli dertlerini çözecektir. Sağ olsun. Sağ olsun. İnşallah. Abi senin evin Dalaman Çayı'nın tam kenarındaymış. Mis gibi suyun kenarındasın. Nerede kardeşim öyle bir şey? Nerede? Biz kokudan duramıyoruz. Evet. Önce Pamukkale TV'ye teşekkür ederim. Buraya kadar gelmişsiniz. Halimizi hatırını soruyorsunuz. Ben sabahleyin kapıyı açtığım zaman kokudan duramıyorum. Neden? Burada kanal var. Kanalı nereden su dökülüyorsa dökülüyor. O kanal çayı karıştığı yerde aşağıya bak bir tane canlı mahluk yok. Eskiden biz o kanaldan balık tutuyorduk. İşte arkadaşlarım hepsi de. Şimdi kokudan duramıyoruz. Buraya kadar gelmişiz. Biz halimizi kimseye bildiremiyoruz. Evet. Allah razı olsun. Eğer bu işe bir çözüm bulursanız köylü olarak hepimiz de memnun olacağız. Biz değil. Bu Dalaman Çayı nereye dökülüyor? Ta oraya kadar burada bir canlı mahluk yetişmiyor. Evet. Bu kokunun çaresi bulunması lazım. Altyapı şart diyorsun. Altyapı şart. Bu kanalların döküldüğü pislikler, Açpam'dan gelen o pisliklerin hepsinde bir çözüm bulunması lazım. Buraya bir arıtma tesisi mi kurulacak? Ne kurulacaksa? Evet, birçok yere kurulması lazım. İlhan Bey de o konuda zaten sözünü verdi. İnşallah, inşallah. Hani ben bu yönde biraz karamsarım. İnşallah olur. Evet. Bunu bir çözüm bulunur Pamukkale TV sayesinden, İlhan Bey'in sayesinden, Allah'ın izniyle inşallah olur. Yani benim sizden beklediğim, devletten beklediğim bu. Peki, teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Dört çavuş, 8 onbaşı, 120 namzater sabah itibariyle emrinizin hazırdır komutanım.